Aslında arkanızda görmüş olduğunuz bu yapının ünlü Amerikalı yönetmen Elia Kazan'ın çocukluğunun burada 2 yaşına kadar geçtiğini dedelerimiz tarafından ve belli yıllar aralığında Germir Mahallesi'ne gelerek Elia Kazan bizzat kendi de burada teyit etmiştir. Şu arkamda görmüş olduğunuz yapıt da burada evlerinin olduğunu, burada çeşmede su içtiğini, sürekli geldiğinde aynı şeyi söylediğini, en son ben hatırladığım 1974 yılında geldiğini biliyorum. 70'li yıllar diyelim de tam net bilmiyorum. O yıllarda geldiğini biliyoruz. Peki yapının şu anki durumu ne durumda? Şu anda yapı olarak herhangi bir belirti yok. Ben birçok girişimde bulundum. Elia Kazan hakkında bir bilgi, ev resmi gibi bir şey bulabilirsek aynısından yaptıralım diye. Fakat öyle bir bilgiye ulaşamadığımızdan dolayı da çok fazla bir yol kat edemedik. Şu anda arkamızda bir istimlak duvarı sanki duruyor. Evet, o istimlak duvarı da bir rivayete göre kendi evlerinin bahçe duvarı veyahut da evin arka duvarı olarak da biliniyor. Peki buranın turizme kazandırılması için bir öneriniz var mı? Tabii ki biz birçok mücadelemiz belediyemiz tarafından da olsun, halk tarafından da olsun burayı geçmişi gelecek kuşağa kazandırma çabasındayız. Hele ki yani Ermeni asıllı söylenen Elia Kazan'ın ünlü bir film yönetmesi olması da ayrıca bir germirimiz için tanıtımda fayda sağlayacağına inanıyorum. Peki ne yapılabilir buraya? Buraya öncelikle Germir'deki benzeri evlerden bir Elia Kazan'ın evi inşa edilebilir. Daha sonra da zaten ev inşa edildikten sonra da araştırmalarımız devam edecek. Kendine ait bir film müzesi gibi bir yapıt meydana getirilebilir. Peki dediğiniz gibi Elia Kazan burada yaşamış. Yalnız dediğiniz gibi bir istimlak duvarı, bir bahçe duvarı kalmış. Bu şu durumda olmasa sizleri üzüyor mu? Çok üzüyor çünkü bize gelen misafirlerimiz bu Türkiye içerisinde gelen turistlerimiz de aynı zamanda Ermenistan'dan dedeleri, ebeleri daha evvel Germir'de yaşamış Ermeni kardeşlerimiz de çünkü biz kardeşlerim diyoruz çünkü burada aynı ortamda yaşadığımız için herhangi bir sıkıntı, bir nizah olmadığı için o şekilde hitap ediyoruz. Çünkü geldikleri zaman da sanki bir kendi eşimiz, dostumuz gelmiş gibi sıcak karşılıyoruz. Onlar da bu sıcak davranıştan dolayı memnun kalıyorlar. Ebe ecdatlarının topraklarını görüyorlar. Ve ben burayı anlatırken, şu arkamda görmüş olduğunuz Elia Kazan'ın yerini anlatırken, bana ya muhtarım bura böyle bir insanın eviyken niye buraya bir evi yaptırılmadığını, turizme kazandırılmadığını söyleyen gelen ziyaretçilerimiz var. Son olarak buranın turizme kazandırılması için yetkililere bir çağrınız var mı? Yetkililerden çağrımız bir an evvel bu tür yapılara el atılması, turizme kazandırılması, çünkü burası şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta bir sahlı kent, buranın hayata geçirilmesi turizm açısından çok önem arz etmektedir.